2017'de Cumali Bey'in referansıyla girdim. Çünkü mağdurdum, çocuklarımı okutuyordum. Gurbette kızım gurbette okul okuyordu, üniversite okuyordu. Ve 8 senedir, Temmuz 18'de 9. yılım dolacak. Hiç kimsenin ekmeğiyle oynanılmaz. Bir insanın ekmeği elinden alındığı zaman neler yapabileceğini düşünebiliyor musunuz? Bu saatten sonra sesimizin çıktığı yere, her yere bağıracağız, sesimizi duyurtacağız. Siz o koltuğa geldiniz, çoluk çocuğunuzun nafakasını kazanıyorsunuz. Yazık değil mi? Üniversite sınavına girecek çocuğum var. Bir hafta sonra, 3-4 gün sonra girecek. Çocuğum dünden beri ağlaya ağlaya mahvoldu. Anne ne olacak? Borç, harç içindeyiz. Bütün kredi borçlarımız var. Onları ödeyecek misin? İnsanların nafakasıyla, ekmeğiyle oynuyorsunuz. Yazık değil mi? Bu mudur size siyaset? Bu mudur ideoloji? İnsanların ekmeğiyle oynamayın yeter. Güç gösterisi yapmayın. 5. ay 12 2022 işe girişim var. Yaklaşık 25 aydır ben Büyükşehir Belediyesi'nde Kadın Hizmetleri Daire Başkanı'nda önceden Parkbahçe'den sonra bir yıldır Kadın Hizmetleri Daire Başkanı'na atanmışım. Ben gece güvenliği olarak gece gölümüz sağlıyor. Şerefimizle, namusumuzla bugüne kadar bu şekilde gittik ve bu şekilde devam ettik. Dün sabah saat 10:17 bizde bir mesaj geldi SSK'dan. Sayın Abdülkadir Emiç'e işte 4 nolu işinizde 22 koldan işiniz feshedilmiştir. Biz çok üzüldük. Bize haksızlık yapıldı. 59 tane arkadaşımız ekmeğiyle oynamışlar. Ekmekle kimseyi terbiye etmesin. Bizim öğrencilerimiz var, üniversite okuyan çocuklarımız var, kız çocuklarımız var. Biz bunlara mağdur bir şekilde bu çocuklara para göndermemiz gerekiyor ve okumamız gerekiyor. O başkana sesleniyorum. O koltuklarda yani boş boş oturmakla bir şey olmaz. Onlar ne kadar kürse ben de o kadar kürdüm. Gerekirse belediyenin de toplantı yapacağız, gerekirse çadır kuracağız ama hakkımızı savunacağız. Bunu bilsinler.